Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz çiftimizin çok güzel civcivleri oldu. Size önce civcivlerin kimden olduğunu göstermek istedim. Evet, bu horozdan ve bu tavuktan. Evet, bugün 20. gün. Ve havalar sıcak olduğundan dolayı arkadaşlar 20. günde civcivlerimiz çıkmaya başlamış. İçeri geçip size gösterelim. Evet, bakın, boş yumurtalar. Evet, bakalım. Maşallah. 4 tanesi çıkmış. Evet, bakın. Bu da çıkmak üzere. Evet, bu da öyle arkadaşlar, bakın. Şöyle görünce onlara yardım edip çıkartmak istiyorum ama bildiğiniz gibi eğer siz yumurtaya dokunup, evet bakın, bu yumurtada şu an için bir şey yok. Evet, dediğim gibi siz civcivlerin çıkmasına yardım ederseniz maalesef hayatta kalmaları daha düşük oluyor. Çünkü kendi çabasıyla çıkmalı. Evet, maşallah size gösterdiğim gibi o Hint horozumuzun ve Hint tavuğumuzun yumurtalarından inşallah kocaman horoz ve tavuk olurlar ve hep beraber size gelişimlerini hep beraber izleyip görürüz. Evet, bakın. Daha yeni çıkmış belli ki. Biraz daha ıslak. Evet, hatta dördüncü daha da ıslak. Bakın. Maşallah. Evet, dediğim gibi havaların sıcak olmasından dolayı tavuk 20. günde civciv çıkartmaya başladı. Aslında bugün 21. gün ve ben bu videoyu size dün çektim. Normalde cumartesi günü, yani bugün 21. gün olmasına rağmen tavuğumuz cuma günü 20. gün, bakın, 4 tanesi çıkmış. 2 tanesi de zaten birkaç saat içinde çıkar. Bir o son yumurtayı da zaten aşamasını sizlerle beraber çekeceğim. Ara ara sık sık birkaç saatte bir gelip kontrol edeceğim. Boş kabukları alacağım altından. Ve diğer yumurtanın da çıkıp çıkmayacağını hep beraber göreceğiz. Bildiğiniz gibi Hint tavukları zaten çok fazla yumurtlamadığı için, yani 7 tane yumurta, 7'si de dolu. Evet, birkaç saat sonra sizler için yeniden geldim. Bakın. O iki çatlak yumurta da çıkmış arkadaşlar. Evet, bakın. Bir tanesi hatta, evet, şu son yumurtaya da bir bakalım. Bakın. Sizlere göstereceğim. Yumurta da çatlak. Bakın. Yani maşallah bu da çıkacak. Evet, birkaç saat sonra tekrardan geldim ve son yumurtamız da çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah bu tavuğumuza. Tavuğumuzu hatırlıyorsanız bu senenin ilk kuruk tavuğuydu. Altına yine Hint tavuğumuzdan ve horozumuzdan yumurtalar koymuştuk. Tabi başka bir horozumuz ve tavuğumuzdu. Bu seferki tavuğumuz başka. Evet, horoz aynı ama tavuk başka bu sefer. Evet, ilk kuruk tavuğumuz buydu arkadaşlar. Ve bir ay içinde yavruları kocaman olup bir ay içinde tavuğumuz yumurtlamaya başlamıştı. Ve hiç aklımda yokken bu tavuğumuzu tekrardan altına Hint yumurtaları koyduk. Evet, bakın arkadaşlar, oldukları sandıktan çıkardım ve onlara yumurta sarısı verdim. Şu an gördüğünüz gibi
Maşallah diyelim. Evet, dediğim gibi bu senenin 7. gurku oldu. Tabii 1. gurk tavuğumuzdu yine aynen. Ve yeniden Hint, altına Hint yumurtaları koyduk. Civcivlerine daha önce çok iyi bakmıştı ve şu anki civciv, yani kendi çıkarttığı Hint civcivleri de, Hint civcivi de denmez artık çünkü şu an 7 aylık oldular, kocaman horoz oldular. Size gösterdiklerim zaten kendisi büyüttü ve dediğim gibi bir ay içinde yumurtlamaya başladı maşallah. Ve bu yüzden bunları da çok iyi bakacağına eminim. Bundan sonraki senelerde de, seneye de kısmet olursa, yeniden grup düşerse, her zaman ilk altında yumurta koyacağımız tavuğumuz bu olacak. Çünkü hem dediğim gibi civcivlerine çok iyi bakıyor, hem de bir ay içinde yumurtlamaya başlıyor. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen yorum kısmına belirtiniz. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.